Merhaba. Uyusunda büyüsün ni, ni. Değil mi? Hepimiz buna çok alışkınız. Uyumakla büyümek arasındaki bağlantıyı zaten biliyoruz değil mi? Uyku büyüme hormonunu arttırıyor. Dolayısıyla yani çocuklar için uyku çok önemli falan filan. Peki çocukluk bittikten sonra bu büyüme fonksiyonu iyi mi kötü mü? Hayatımızda böyle bir yeri var mı? Ona bir bakmak isterim. Şimdi biz büyüme fonksiyonunu, büyüme hormonu growth hormonuyla yapıyoruz ya. İşte bu uysun da büyüsün hikayesindeki laf da şu: growth hormonun yani büyüme hormonunun en çok salındığı, sirkadiyen olduğu için en çok salındığı kendinde ait zaman, gece uykudaki zaman. Biz eğer uykuya saat gece 23-11 gibi yatarsak ve gece 01'e kadar ki aralık uyku içindeyse o arada geçmiş saatte 02 biz doğal olarak growth hormonumuzu üretmiş oluyoruz. O yüzden zaten çocuklar erken yatar o saati kaçırmıyor falan filan. Fakat biz büyüdük işte ben gece kuşuyum birden sonra yatarım ama sabah da 10'da kalkarım gibi konuşmalar yaparken growth hormonu üretmesek ne oluyor? Hani melatonini biliyoruz anladık o da önemli uyku hormonunu kaçırmış oluyoruz o saatte yatmazsak ama büyüme hormonunu üretmesek ne oluyor onu bir konuşalım. Bir kere şimdi büyüme bittikten sonra yani boy uzaması ya da işte büyüme bittikten sonra rejeneri olma diye bir şey var değil mi? Yenilenme diye bir şey var vücudun içerisinde. Eskiyen yapılar var. İşte ne bileyim? Kemimizi kaybediyoruz, yeni kemik lazım. Kasımızı kaybediyoruz, yeni kas lazım. Cildimiz, bağırsak sistemimiz, vücuttaki her hücre bir recycling, değil mi? Sürekli yenisi, eskisi gidiyor, yenisi geliyor. Bir takım onarımlar olması gerekiyor. Growth hormonun buralarda da fonksiyonu var. Buralardaki fonksiyonu mu doğru yapabilmesi için growth hormonu biz dışarıdan mı alalım? Ya da onu arttıran bir şeyler mi alalım? Sorusunuz. Sorarsak hep şöyle korku oluyor. Ya büyütücü ya bu growth hormon ya kanser hücrelerinde büyütürse. Which is true. Gerçekten öyle olabilir. Ha, burada şimdi şöyle bir farkı belirleyeceğiz. Büyüme hormonunu biz uyku halinde doğal sirkadiyen sistem içerisinde ürettiğimizde onun bizdeki istemediğimiz hücreleri büyütme fonksiyonu e, söz konusu değil. Çünkü olması gereken zamanda uyku halinde sirkadiyen ritme uygun olarak vücudun normal ee, ne denir fabrika ayarlarında üretilen o growth hormon kas yenilenmesi vücudun e, yağ yakmayı arttırması, insülin rezistansının azalması, e, bütün jenerasyon işlerine yarayan bir şey. Hmm. Öbür hikaye olan yani büyü, büyütücülük kötüdür konusu nereden geliyor biliyor musunuz? İki iki terminolojiyi ayırmanız lazım. Şimdi growth hormon büyüme hormonu uyuduğumuzda vücudun doğal fabrika ayarlarında gece olan şey 23'te yatacaksın 02'ye kadar uyuduğun anda kanda yükselen bir şey. Bu iyi. Uykudaki growth hormon iyi ve rejenere ediyor. Büyüdükten sonra da büyütmüyor, tamir ediyor ve rejenere ediyor. Bu e, hikaye yani growth hormon konusundaki hikayenin e, günlük hayattaki bizim kolay anlayabileceğimiz kötü tarafı şu. Growth hormon değil, e, insüline benzeyen e, Growth Hormone faktörü diye anlatacağım. Şu demek bu IGF-1. Growth Hormone'un aslında moleküler bir versiyonu vücutta e, var. Ama IGF-1'i biz e, vücudun bu fabrika ayarları zamanı dışında da e, arttırabiliriz. Onu neyle arttırıyoruz biliyor musunuz? Ne kadar çok insülin artarsa, ne kadar çok insülini arttıracak unlu ve şekerli yiyecek artarsa hatta fazla protein de tüketilirse IGF-1 artıyor. Hmm. Bu büyüme faktörü insülin like, insüline benzeyen yani insülinle e, coşan şeylerle artan ama aynı zamanda yüksek protein alımıyla da artan. IGF-1 arttığında ha bu şeker ve buraya da şey diyelim proteinin fazlası diyelim fazlalığı veya şekerin fazlalığı. Bu kötü. Şimdi bu e, rejenere ediyor yani onarıyor. Bu büyütüyor büyütmeyi kötü anlamda söyleyelim. İnflamasyon, ıı, ıı, her türlü, ıı, yaşlanmayı hızlandıran süreçler. Mesela basit bir örnek olsun diye söyleyeceğim. Hani tam bu değil ama kafanızda anlayın diye. Ben bağırsaklarımı rejenere edersem, olan bağırsak mukozamın hasarlı hücrelerini gönderip yenisini getiririm. Güzel. Ama bağırsaklarımda polip olmuş demek. Düz bağırsak mukozasından meme şeklinde polip prolifere, çoğalmış, gereksiz çoğalmış demek polipler. Öyle gibi bir farkı kafanızda düşünebilirsiniz. Yani uykudaki growth hormonu doğal fabrika ayar ve sirkadiyen zamanda üretmek beni tamir ederken, hayat devam ederken çok protein, çok unlu, çok şekerli, çok insülinli e, hikaye e, yaşadığım zaman, beslenmem öyle olduğunda oradaki çoğaltıcılık e, olumsuz çalışıyor vücut için. Şöyle gibi düşünün. Burada uykuda dediğim gibi tamir etmeliyim. Şimdi uykudayım. Fabrika ayarıma dönmeliyim. Bütün cüreleri tamir etmeliyim diyor. Ama gündüz çok yediğimizde bu yiyecekleri diyor ki malzeme bolluğu var ben çoğalayım. Halbuki o malzeme bolluğu büyüdükten sonra o kadar olmaması lazım. Yani genlerimizde her zaman öyle yüksek malzeme bolluğu yoktu. Yani sürekli yemiyorduk, Aralarda uzun açlıklar vardı. Mevsime göre farklı yiyecekler yiyorduk vesaire. Şimdi o zamanki e, ayarla bu, e, genetik düzelme şimdiki yaşamla meç etmiyor. Yani bizim genlerimiz arada boşluklar ve açlıklar istediği halde biz onu yapmıyoruz. Dolayısıyla şimdiki yeme hali özellikle işlenmiş unlu, şekerli ve ağır protein yediğimizde çoğalma, malzeme geldi çoğalayım gibi bir moda geçmiş oluyor. O yüzden açlıklar iyi diyoruz. Çünkü açlık olduğunda da malzeme eksik, eskileri yeniden kullanayım gibi bir kafa oluyor değil mi? Buradan şunu anlatmak istiyorum. Vücudun her hormona ihtiyacı var. Fakat bu hormonların kulağımıza tehlikeli gelmemesi için bunların fabrika ayarlarında olduğu üzere üretilmesi lazım. Bütün hormonlar sirkadiyen sisteme göre üretilirler Growth hormonu da bunlardan biridir. Growth hormonu için ideal zaman uyku halidir. Biz iyi growth hormonu alabilmek için 11'den önce yatağa yatmış ve gece 2'yi de içine alan o ilk dönemi e, uykuda geçirmiş olmamız gerekiyor. Daha sonra yatarak, daha geç kalkarak growth hormonu alamıyoruz. O şekilde growth hormonu ödüyoruz. Ha, o growth hormon geldiğinde de hemen vücudumda kas mı lazım? Yağın azalması mı lazım? Cildimin yenilenmesi mi lazım? E, bir takım işte bağırsak vesaire regenerasyon mu lazım? Her şey düzeltici orkestra şefir olarak devreye giriyor ve bu regenerasyonları yapıyor. Bu güzel bir growth hormon şekli. Biz bunu istiyoruz. Ama gündüz e, işlenmiş unlu şekerli ağır proteinli yediğimizde IGF-1'i arttırırsak, o zaman proliferatif yani gereksiz çoğalma e, kafasına gitmiş oluyor vücut. Bunu istemiyoruz. İkisi arasındaki Fark böyleydi. Yani cicik rotor Gece uykuyla sağladığımız şeydir. Bunun kötü versiyonları da kötü yediğimizde ortaya çıkan moleküllerdir.